1223 yılında doğan ünlü Memlük Sultanı Baybars, hayatına Suriye'de köle olarak başlar. İlk efendisi olan Haman'ın Eyyubi emiri, batıl inançlarının etkisiyle Baybars'ın bakışlarından ürktüğü için bir süre sonra onu satmaya karar verir. Gerçekten de genç Baybars, boğuk sesli, açık mavi gözlü ve sağ gözünde beyaz bir leke bulunan, kara yağız bir devdir. Geleceğin sultanı bir Memlük subayı tarafından satın alınıp, dönemin Mısır hükümdarı Eyyub İbn Kamil'in muhafız alayına katılmak üzere yetiştirilir. Burada kişisel yetenekleri sayesinde ve özellikle hiçbir ahlaki kuruntu taşımadığı için hızla yükselerek hiyerarşinin zirvesine doğru tırmanır. Nitekim 1250 yılında dönemin Mısır hakimi Eyyubi Turanşah'a cesurca meydan okuyarak kılıcını indiren Baybars, 10 yıl sonra yani 23 Ekim'de Memlük Sultanı olarak tahta çıktı ve Ayn Calut Savaşı'nın galibi Kutuz'u bir av sırasında öldürdü. 1260 yılının Ekim ayının sonunda zafer dolu bir komutan edasıyla Kahire'ye giren Baybars, burada otoritesini hiç zorlanmadan kabul ettirdi. Bununla birlikte Kutuz'un ölümünden faydalanarak Memlük Metbuluğundaki Suriye'nin çeşitli şehirlerinde başka Memlük subayları bağımsızlıklarını ilan ettiler. Baybars vakit kaybetmeden harekete geçti ve bir yıldırım gibi çıkarak Şam'ı ve Halep'i ele geçirdi. Eski Eyyubi topraklarını kendi otoritesi altında birleştirdi. Bu acımasız lider hızla büyük bir devlet adamı olduğunu kanıtlayarak Arap dünyasında gerçek bir Rönesans'ın mimarı olur. Onun saltanatında Mısır ve daha sınırlı bir ölçüde Suriye, kültür ve sanat merkezleri olarak yeniden canlanır. Hayatını her Frenk Kalesi'ni yıkmaya adayan Baybars, aynı zamanda büyük bir yapıcı olarak kendini gösterir. Kahire'yi güzelleştirir, sultanlığının tüm topraklarına köprüler ve yollar inşa eder. Aynı zamanda güvercin veya at kullanarak, selefleri sayılabilecek Nureddin Mahmud ve Selahaddin, Eyyubi'ninkinden çok daha etkili bir posta servisi kurar. Sert ve zaman zaman katı bir lider olarak bilinen Baybars, aydın bir yönetim sergilemesine rağmen asla keyfi davranmaz. Frenklere karşı iktidara geldiği andan itibaren kararlı bir tutum sergileyip onların etkisini kırmayı amaçlar. 1261 yılının sonundan itibaren Antakya Prensi Bohemond'un ve Ermeni Kralı Hetum'un topraklarına karşı bir misilleme seferine çıkmayı planlar. İlhanlıların hükümdarı Hülagü, Ayn Calut'un ardından artık Suriye'yi istila edebilecek bir durumda olmasa da İran'da hala müttefiklerinin cezalandırılmasını engelleyecek kadar güce sahiptir. Akıllı davranan Baybars, daha uygun bir fırsatı beklemeye karar verir. Bu fırsat, Hülagü'nün 1265'te ölmesiyle ortaya çıkar. Baybars, Moğollar arasındaki bölünmelerden yararlanarak önce Celile'yi işgal eder ve yerel Hristiyan nüfusun bir kısmının işbirliğiyle birçok kaleye boyun eğdirir. Sonra aniden kuzeye yönelir ve Hetum'un topraklarına dalıp tüm şehirleri birer birer yakıp yıkar. Özellikle başkent Sus'ta taş üstünde taş bırakmaz. Büyük bir kısmını öldürüp 40 bin kişiyi de tutsak edip götürür. Ermeni Krallığı bir daha belini doğrultamaz. 1268 yılına gelindiğinde Baybars yeniden sefere çıkar. Önce Akka civarına saldırır ve Bofors şatosunu ele geçirir. Sonra ordusunu kuzeye doğru götürür ve 1 Mayıs'ta Trablusşam surları önüne gelir. Şehrin efendisi ve aynı zamanda Antakya prensi olan Bohemond uzun bir kuşatmaya hazırlanır. Ancak Baybars'ın başka tasarıları vardır. Birkaç gün sonra kuzeye doğru yoluna devam eder ve 14 Mayıs'ta Antakya önüne gelir. 170 yıl boyunca tüm Müslüman hükümdarlara kafa tutmuş, en büyük Frank şehri olan Antakya, 4 günden fazla direnemez. Bohemond şehrinin düştüğünü, Baybars'ın gönderdiği unutulmaz ve bir o kadar da alaycı bir mektup ile öğrenir. Ey soylu ve değerli şövalye! Antakya düştüğünden beri prenslikten kontluğa inmiş Bohemond. Frank şövalyeleri, Baybars için bir tehlike olmaktan çıkmıştır artık. Akka'da ateşkes anlaşmasının imzalanacağı gün, Bohemond ile Baybars'ın temsilcisi Abdüzzahir arasında geçen diyalog durumu çok iyi özetlemektedir. Kral en iyi koşulları koparabilmek için hıkmık edip duruyordu. Ama ben sultanın talimatları gereğince hiç esneklik göstermedim. Öfkelenen Frank kralı tercüman aracılığıyla bana arkama bakmamı söyledi. Arkama döndüm ve tüm Frank ordusunun savaş düzenine girmiş olduğunu gördüm. Tercüman ekledi. Kral, bu kadar çok askeri bulunduğunu unutmamanı söylüyor. O zaman ben de sordum. Ne düşündüğümü söylersem,
buradan sağ çıkabilecek miyim? Evet cevabını alınca ben de ekledim. Peki o zaman, krala deyin ki onun ordusundaki asker sayısı, Kahire zindanlarındaki Frank tutsağı sayısından az. 1270 yılına gelindiğinde Fransa kralı Louis'nin yanında 6000 adamla Tunus yakınındaki Kartaca sahiline çıktığına dair haber gelir. Baybars hiç tereddüt etmeden belli başlı Memlük emirlerini toplayıp Müslümanların yeni bir Frank istilasını püskürtmelerine yardım etmek için güçlü bir ordunun başında bu uzak Afrika vilayetine gitmeye niyetli olduğunu açıklar. Ancak birkaç hafta sonra sultana ulaşan yeni bir haber, Fransa kralının ordugahında ölü bulunduğunu ve büyük bölümü savaştan ya da hastalıktan kırılan ordusundan geri kalanların da çekip gittiğini bildirir. Bunun üzerine Baybars, Doğu Frankleri üzerine yeni bir sefere çıkmanın zamanının geldiğine kanaat getirir ve Mart 1271'de Selahaddin'in bile hiçbir zaman boyun eğdiremediği ürkütücü Krakdes Şevalyersi'yi, yani Şövalyelerin Kerak Kalesi'ni ele geçirir. Sonraki yıllarda hem Frankler hem de Hülagü'nün oğlu ve varisi Abakan'ın yönetimindeki Moğollar Suriye'ye birçok akın düzenleyecek ancak bu akınların hepsi geri püskürtülecektir. Baybars, Haziran 1277'de Şam'da zehirlenerek öldürüldüğünde doğudaki Frank toprakları tesbih tanesi gibi dizilmiş ve her yandan Memlük İmparatorluğu tarafından kuşatılmış sahil şehirlerinden ibaret kalmıştır. Daha fazla tarihi video için kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.